Bizim temel olarak amaçladığımız şey zaten tam olarak sizin söylediğiniz. Öğrenciler yurt dışına gitmek istiyor bu dönemde. Aslında Evet. Türk öğrencilerin genel olarak hep yurt dışına gideyim, orada çalışayım dertleri var. Bu noktada da biz aslında şunu söylüyoruz öğrenciye. Oraya git, akademik bir eğitim al. Aldığın akademik eğitim doğrultusunda da belli çalışma izni haklarıyla birlikte bu ülkede kal. Sonrasında ülkene gel ve yararlı bir şekilde burada çalışmaya devam et. Aslında temel anlamda söylemek istediğim şey tam olarak bu. Bu, evet. Şimdi biz neler yapıyoruz? Aslında yurt dışı eğitim sektörü tam olarak öğrencilerin yurt dışında dil eğitimleri, sertifika diploma programları, lisans, yüksek lisans programlarına katılmaları için bir aracı kurumlar aslında yurt dışı eğitim firmaları Türkiye'de. Bu noktada da aslında bizim amaçlarımızdan bir diğeri öğrencinin bu süreçte daha önce belki de hiç gitmediği bir yurt dışı sürecinde, hiç yapmadığı bir yurt dışı deneyiminde öğrenciye yardımcı olmak, öğrencinin danışmanlığını Evet. gerçekleştirmek Türkiye'de tam olarak bunu amaçlıyoruz aslında. Evet. Tabii bu konuda merak edenler, ilgi alanına girenler, ben de aslında bu eğitimleri yurt dışında da eğitimimi, lisans üstü hatta değil mi? Kesinlikle. Doktora vesaire olabiliyor Lisans, mu? yüksek lisans, doktora Lisans. gibi eğitimler, evet. Bütün bunları yapmak istiyorum ya da yabancı dil öğrenmek istiyorum, yurt dışına gitmek istiyorum diyenler kanalımıza mesajlarını gönderebilirler. Kesinlikle öyle. Biz de bunu paylaşabiliriz. Kesinlikle Çünkü öyle. bu bir kamu hizmeti aynı Kesinlikle öyle. zamanda. Şimdi ağırlıklı olarak hangi konularda yurt dışında eğitim yapıyorsunuz? Yani eğitim çok önemli. Başka dilleri konuşmak çok önemli. Hangi ülkelere gidebilirler? Onu da öğrenelim sizden. Tabii ki. Şimdi aslında genel olarak İngilizce dünyadaki en evrensel dil Dil. açıkçası. Yani İngilizce bilip de öğrencinin eğitim alamayacağı bir ülke yok. Çünkü her ülkede İngilizce eğitim söz konusu. Fakat spesifik olarak öğrenciler Almanca, İspanyolca, Fransızca gibi de diller öğrenmek istiyor. Dil okulları bu noktada aslında her ülkede var öğrencinin katılabileceği ama biraz daha sizin söylediğiniz gibi lisans ve yüksek lisans eğitimlerinden bahsedecek olursak genelde Avrupa, Amerika, Avustralya, Kanada gibi ülkeler bu noktada biraz daha tercih ediliyor. Keza İngiltere'de öyle. Tabii şu an Avrupa Birliği'nden çıktı ama yine hala konum olarak o noktada. Tabii. İngiltere'de keza en çok tercih edilen ülkelerden biri halinde şu an dünyada. Aslında bu lisans ve yüksek lisans programlarındaki temel öğrencinin faydası şu. Tabii ki çok iyi okullarda yurt dışında öğrenciler eğitim alabiliyor fakat öğrenciler aynı zamanda çalışma izni de oluyor. Çünkü öğrenci akademik bir eğitim almış oluyor. Tabii. Dolayısıyla evet artık artan kur fiyatları nedeniyle öğrenciler biraz endişeli. Yurt dışına gideyim fakat nasıl hayatımı idame ettireceğim orada? Öğrencilerin gittiği ülkenin döviz cinsinden para kazanma şansı var eğitim alırken. Bu noktada aslında bizim zaten danışmanlık bu noktada şu tam olarak. Öğrenci bunları genel olarak bilmeyebiliyor ya da tamamen tecrübesiz olabiliyor bu noktalarda. Bu hususta bizim öğrenci zaten öğrenciye yardımcı olmamız tam olarak danışmanlık adı altında olmuş oluyor aslında. Öğrenciler nasıl eğitimler alabiliyor gelecek olursak da. Tabii. Şimdi Türkiye'deki eğitim sistemi biraz farklı Gülgün Hanım. Yani öğrenciler aslında lise 1'den itibaren lise son sınıfa kadar Türkçe, matematik, sosyal, fen çalışayım. Mezuniyetimde de artık puanım nereye gelirse oraya gideyim mantığına döndü biraz aslında Türkiye'de eğitim Ama sistemi. o da çok zor artık üniversite sınavını kazanıp ipi göğüslemek. Kesinlikle öyle ki özel Sıkıntılı. üniversitelerimizin de fiyatları bir hayli aslında yüksek oldu artık bu Çok, dönemde. çok. Bu noktada aslında yurt dışında avantaj şu biraz daha. Öğrenci sadece lise diplomasıyla YKS şartı olmadan bile gidebileceği, eğitim alabileceği ülkeler mevcut. Ve bu ülkelerde öğrenci Evet. dilerse yazılım mühendisliği, dilerse işte bambaşka işletme ya da İngilizce öğretmenliği gibi bölümler okuyabiliyor. Biraz aslında öğrencinin ne istediğiyle alakalı. Yani öğrenci aslında biraz seçme hakkı vermiş oluyoruz bu noktada Evet. biz. Tabii iletişim çağında bu yazılım mühendisliği dediniz. Büyük olasılıkla bu alana daha fazla talep olabilir diye yüksek sesle düşündüm. Doğru mu düşündüm? Doğru. Bilişim alanındaki bölümler, yapay zeka, yazılım mühendisliği özellikle artık Yapay dünya zeka tabii değil mi kesinlikle öyle. şimdi? Yani dünya artık biraz da yazılıma döndü. Yapay zekaya döndü artık. Artık her şey onlarla Tabii. ilgili. Dolayısıyla öğrenciler biraz daha bu bölümleri tabii ki tercih ediyor yurt dışında ve bunları okuması için lise diploması yetiyor aslında öyle söyleyeyim size. Tabii Evet. ki biraz da İngilizce bilgisi fakat İngilizce bilmeyen öğrenciler için de aslında hazırlık seçenekleri var okullarda. Aslında yani şöyle öğrencinin bu bilgilerin hepsini bilmesinin çok imkanı yok tabii ki. Çünkü sektörün biraz daha içinde olmak gerekiyor. Bizim de buradaki görevimiz öğrencileri detaylı bir şekilde bilgilendirmek ve aslında öğrencinin her şeyi bilmesine gerek olmadığını bizim yönlendirmelerimizle de bunu yapabileceğini göstermek.
Hani öğrenci tamam gitti Kanada'da, İngiltere'de veya X ülkede diyelim ki bilişim alanında eğitimi almaya başlayacak. Orada yaşadığı sorunlar için tekrar sizle iletişime geçebiliyor mu? Bu konuda onlara hizmet açısından devamlılık sağlıyor musunuz? Şimdi şöyle, yoksa bizim kendisi mi çözecek? Çok güzel. Biz şöyle aslında bizim zaten danışmanlık mantığımız şu şekilde oluyor. Öğrenci diyelim ki 3 yılda bitireceği bir üniversiteye gitti yurt dışında. Örnek veriyorum Çek Cumhuriyeti'nde bir üniversiteye gitti. Bu üniversitede sadece bir Türkiye'deki kayıt aşamalarında, proseslerinde değil, aynı zamanda yurt dışında öğrenci dönene kadar hatta Türkiye'ye hep iletişim halindeyiz ve çoğu ülkede açıkçası partner kurumlarımızda bulunmakta. Öğrencinin havalimanı karşılaması, konaklamaların ayarlanması gibi hizmetler de zaten veriyoruz açıkçası gittiği ülkede öğrenciye. Yani aslında öğrenci eğitim bitirene kadar hep destek olmuş Siz oluyoruz onlara. Sizde devamlı arkada bir duvar var yani. Kesinlikle sırtını dayayacağı bir yer var. Peki tabii bizim yaşadığımız sorunlardan bir de denklik meselesi. Evet. Yurt dışına gidiyorlar. Hatta bazı ülkeler var. Orada bizim de iktidarın desteklediği üniversiteler var. Fakat görüyoruz ki denklik hala bir sorun. Bunu nasıl çözüyorsunuz? Şimdi denklikle ilgili şöyle, aslında zaten öğrencinin tercih ettiği üniversite bizim en azından bizim danışmanlığımızda tercih ettiği üniversitelerde denklik sorunu yok. Direkt olarak Türkiye'de denklik veren üniversitelerle çalışıyoruz biz. Açıkçası bu yüzden denklik olmama sorunu çok yaşamıyoruz. Ben kendi danışmanlığım altında en azından bunu söyleyebilirim. Fakat öğrenciler aslında nelere dikkat etmeli? Çünkü sadece sonuçta yurt dışı eğitim noktasındaki tek danışmanlık hizmeti veren kurum biz de olmadığımız için genel bir bilgi vermiş olalım. Şimdi öğrenciler bu noktada aslında belli üniversite, her üniversitenin belli sıralamaları oluyor dünyada. İlk 500'de, ilk 1000'de, ilk 250'de gibi ibareler çok diyor öğrenciler. Aslında minimum ilk 1000'de üniversiteleri tercih etmeleri öğrencilerin bu hususta daha az zarar görmelerine neden olur. En azından denkliği daha kolay alabilirler. Çünkü Türkiye bu konularda aslında çok çok katı değil denklik verme konusunda aldığı eğitimde. Sadece Türkiye'den gitse de öğrenci, yurt dışından buraya gelse de eğitim içerikleri, hangi üniversitede okudu, bu gibi kriterlerle denklik aslında çok çok zor bir şey değil şu an günümüzde. Peki gitti, okudu ve Türkiye'ye döndü. O aşamada yine ilişkisini sizle sürdürüyor mu işte? Diplomasını bir yere verecek vesaire. O konular biraz karışık gibi sanki. O diplomaların tercüme edilmesi meselesi var vesaire. Yakın bir dostumun bu yollardan geçişine tanıklık olduğum için ben de sormak istedim. Doğru mu sordun? Aslında diploma tercümesi deyince aklıma biraz vize süreci de denk geldi. Şimdi sizin bu süreç sorunuzla doğru, birlikte. Doğru, tabii bir de o var. Kesinlikle. Yani çünkü öğrenciler tamam hadi gideyim ben okuyayım ama vize ne olacak diye de soruyor. Aslında bu tercümeyi de bu konuya bağlayacağım tamamen. Şimdi öğrencilerin vize süreci hususunda ne yapıyoruz ki bu tercümeler aslında biraz burada gerekiyor. Öğrenci tüm okul kayıtlarını, okul kabullerini aldıktan sonra bir vize sürecine giriyor. Bu vize sürecinde zaten yine bizim danışmanlığımız devam ediyor. Vize danışmanlığını biz yapıyoruz öğrencilerin. Sizin aynı söylediğiniz gibi bu diploma, transkript, bunların tercümesi hepsi zaten bizim sorumluluğumuzda aslında. Biz yardımcı oluyoruz öğrencilere. Bazı ülkeler bu diploma, transkript gibi belgelerin apostilli olmasını da istiyor. Aslında bu noktalarda da biraz aslında terim olmuş oluyor bunlar. Fakat bu noktalarda da biz öğrenciye tamamen yardımcı oluyoruz. Tüm çeviriler, gerekli tüm belgeler hususunda. Bunların da tüm yönlendirmelerini sağlıyoruz biz öğrenciye. Öğrenci yurt dışından döndükten sonra zaten aslında şöyle, öğrenci diyelim ki lisans okumaya gitti yurt dışına. Öğrencinin zaten seçenekleri ne oluyor? Ya lisans diplomasını aldıktan sonra ben bir de yüksek lisans mı yapsam diye düşünüyor. Ya gittiği ülkede bir iş bulmuş oluyor öğrenci, orada devam etmek istiyor. Ya da Türkiye'ye geri döneyim, ülkemde bir şeyler yapalım diyor öğrenci. Zaten lisans diplomasını yurt dışında aldıktan sonra buradaki işverenler, eğer öğrenci buraya çalışmaya gelecekse, yurt dışındaki lisans diplomaları aslında onların biraz daha hoşuna gidiyor açıkçası. Hani bu öğrenci dedi artık bu çalışan, var, evet yabancı dil var. Çünkü artık çok uluslu şirketler. Evet, yurt dışında eğitim almış, yabancı dil var gibi. Evet. Aslında biraz öğrencinin de avantajını oluyor Türkiye'de geri işe girmesi. Yurt dışında zaten eğitim aldığı ülkede zaten denklik gibi bir sıkıntısı olmuyor öğrencinin açıkçası. Peki son birkaç dakikamız. Adım adım yöntem nedir? Sizle buluştuğu andan itibaren nelerini hazırlamak zorunda ki sorunsuz bir biçimde siz de gideceği ülkeye, okula, vize zamanı. Bir de malum içimizde sığınmacılar, yabancılar var.
vize konusunda ülkeler çok titiz davranıyor. Kesinlikle öyle. Öğrenci dahi olsa diye düşünüyorum. Doğru. Şimdi bu noktada şuna bir parmak bastırmak istiyorum. Evet, turist vizeleri özellikle çok etkilendi bu dönemde. Fakat akademik vizelerde eğer ülkeler gerçekten öğrencinin eğitim alma amacını hissederse ki dosyada bunu hissettirmek bizim temel amacımız, vize noktasında çok sıkıntı yaratmıyorlar. Yani normal vizelerden bahsetmiyorum. Çünkü dediğiniz gibi sığınmacıların artmasıyla vizelerde biraz düşüş oldu. Ama evet, akademik vizelerde, lisans, yüksek lisans gibi eğitim vizelerinde ülkeler hala çok anlayışlı. Aslında öğrencilerin çoğu vize hala alabiliyor. Şimdi bunun dışında öğrenci ne yapmalı sorusunda da şöyle aslında. Biz ilk etapta biraz eğitim koşulu veriyoruz öğrenciye. Bu nedir? Öğrenci geldi dedi ki ben X ülkede şu eğitim almak istiyorum. Fakat öğrenci ne vize almak için ne de o eğitim almak için uygun olmayabilir. Bu noktada aslında biz ilk önce öğrencinin hangi ülkede hangi eğitim alması gerektiğiyle ilgili öğrenciye bilgilendirmeler yapıyoruz. Bunun tespitini yapıyoruz. Daha sonrasında zaten bir programa karar verdikten sonra biz adım adım öğrenciye ilk etapta şunu yapacağız. Sonrasında başvuru süreçlerim bunlar. Okul kabulü geldikten sonra vizeye şu kadar önceden başvurmalıyız gibi yönlendirmeler yapıyoruz aslında zaten. Çok güzel. O zaman kısacık bir mesajla size veda edelim izleyicilerimize. Tamam, tamamdır. İlk önce programımıza davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ya aslında şöyle, mesajdan ziyade şunu söylemek isterim ben. Şimdi öğrenciler ve aileler bu konularda biraz tedirgin olabiliyor yurt dışı hususunda. Fakat yurt dışı eğitim firmalarının aslında danışmanlık firmalarında tam olarak amacı ailelerin ve öğrencilerin minimum kaygıyla bu süreci atlatması. Kendi başına da başvuru yapmak isteyen öğrenciler olabilir fakat aslında yurt dışı eğitim firmaları, danışmanlık firmaları tam olarak bu süreci hasarsız bir şekilde atlatmak için var. Bu noktada dediğim gibi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, davetiniz için çok teşekkür ederim. Umarım tüm öğrenciler ister Türkiye'de ister yurt dışında dilediği gibi bir eğitim hayatı sürer.